Hanımefendi, vallahi elinize sağlık. Herkes sizin gibi olsa polise gerek kalmaz. Teşekkür ederim, sağ ol. Çattık be. Bundan sonrası ben hallederim. Siz gidebilirsiniz. Ben de size yardım edeyim. İsmim Selin. Eğer siz de bu bölgedeyseniz muhtemelen bundan sonra beraber çalışın. Oha! Yani seni az çok tanıdığıma göre artık bu oha'yı iltifat olarak kabul ediyorum. Yok yok, güzel olmuş. Şaşırdım yani. E sen hazır değilsin, biliyorsun değil mi? Yani ben de normalde böyle giyinmiyorum hayatta. Ya tamam, kılık değiştirelim de maymun olmayalım. Baksana şu... Bence gerçekten çok uygun bir seçim. Elinize sağlık. Lütfen şunları giyer misin? Geç kalacağız. Bu soytarı kıyafetini anca cesedime giydirirsiniz. Peki. Ya ne oluyor ya? Şişt, bana bak, kimi arıyorsun? Telefon melefon. Rıza babayı arıyorum. Eğer Mesut sonuç çıkarırsa beni ara kızım diye numarasını vermişti. Şişt, tamam tamam ya, tamam tamam, kapa telefonu, kapa. Tamam, şimdi ben onu giyiyorum. Ama bu Rıza baba. Sağ ol. Sağ ol canım. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Şansa bak. Neyse boş ver. Asıl cümbüş şimdi başlıyor. İyi eğlenceler. İyi misin? Evet. Kimdi onlar? Timur'un köpekleridir. Kim olacak? Siz rahatınıza bakın. Güzel kadın. Hem herkes senin gibi görücü mü beklesin? Allah Allah. Yalan mı? Sana çok dokundu benim şu görücü işi. Hayırdır? Bana mı? Aa, ne dokunacak bana? Hayır, bana ne yani? Ne halin varsa gör canım yani, bana ne? Allah Allah. Bir odunu 1000 kişi ister, 1 kişi alır. İlk kez açığa alınmıyorum. Bu kaçıncı ben unuttum. O kadar fazla mı ya? Öyle. Ama bu kez fark ne biliyor musun? Ateş etmeseydim ölecektim. Ateş ettim, hapse gireceğim. Yani her türlü kaybeden ben oluyorum. Saçma değil mi? Hapse falan girmeyeceksin. Hem kendi söyledi, bütün bunlar saçmalık. Bunu da aşacaksın. Bak, hepimiz senin yanındayız. Bütün ekip canla başla çalışıyor. 3 gün önce tanıştığım ben bile kapına geldim. İyi yaptın, iyi yaptın. Sen iyi bir polissin Mesut. Belki de tanıdıklarımın içinde en iyisi. Kavgayı bırakmak sana yakışmaz. Belki kazanırız, belki dayak yeriz. Ama ortasında bırakıp gidemeyiz. Öyle olsun. Sen bana yardım etmek istiyor musun? Elbette. Bana iyilik yapmak istiyorsan ölen muhasebecinin karısının yerini bul. Ve bana haber ver. Olabilir. Bulurum bulmasına da sana haber veremem. O kadın Refik'le ilgili bir şeyler biliyor. Bana bu tuzağı kuran da Refik. Onu bulmadan temize çıkamam. Bize bırakmalısın. Karışmaman lazım, biliyorsun. Sen başladın, bırak biz bitirelim. Mümkün değil. Bu halde eli kolu bağlı oturamam evde. Madem iyiliğimi istiyorsun, istediğimi yapacaksın. Kadını bul ve bana... Sen de sağ ol, az uğraşmadın. Bugün sana, yarın bana. Vay. Sen iyi misin? Bilmem. Sen yemek sipariş edeyim sana, aç mısın? Yok, değilim sağ ol. Ama bir çay iyi gelir. Demlerim şimdi hemen. Yetiştiririm seni devreye, merak etme. Sen de yat tabii. Biz devreye de. Ben de az yorulmadım ama ya. Sorgu odasında görmedin mi? Bir de gülüyorsun ya. Bu ses ne ya? Bilmem. Bayağı müzik sesi bu. Evde parti var galiba senin. Ulan Tunç. Bu ne ya? Açmıyor mu? Herhalde anahtar kaldı arkada. Tunç! Metin! Tunç! Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun ya? Gülme sen de. Ya ama... Sanma acaba? Saçmalama Mesut. Kapıda çelik. Tek başına zor. Sen yardım etsen. Yok artık, daha neler ya? Ya dur bekle. İnanmıyorum sana ya. Çekil. Mesut ya, saçmalama ya. Dur. Kendi evinin kapısını mı kıracaksın? Dur, çekil Selin, çekil. Ne, sana laf anlatmayayım. Çekil oradan. Aman öf. Bir, iki, üç. Gül. Başına gelmeyince tabii ne güzel. Ay boş ver ya, genç onlar. Ben sana bir çay yapayım da sen sakinleş.
Sen niye gülüyorsun şimdi? Hiç aklıma bir şey geldi de ona gülüyorum. Ha, bırak ya. Hiç anlaşılmıyor sanki. Zaten derdim bana yetiyor. Çantan mı geldin ha? Evet. Sana taşınmıyorum, merak etme. Yalnızca bir gece kalacağım. Saçmalama canım. Onu demek istemedim. Kal işte kafana göre. Ya vallahi çok makbule geçti bu arada, sağ ol. Zaten bir gecelik bir durum. Bizim yönetici sağ olsun. Sağ ol. Kimseye haber vermeden bütün apartmanı ilaçlatınca son dakikada başka kalacak yer bulamazdım. Vallahi sağ ol ya. Yeter ya, teşekkür ettiğin. Pişman ettin davet ettiğime. Ben devreye çıkacağım. Sen rahatına bak. Hı hı. Tunç zaten arkadaşında kalacak bu akşam. Garip. Garip nerede? Sıkıldı evde, havalansın diye çiftliğe gönderdim. Yani ev senin. Rahatına bak. Ben anca sabah gelirim. Ben de sana kahvaltı hazırlarım o zaman. O da senden, kahvaltı benden olsun. İyi fikirmiş. Hadi görüşürüz o zaman. Sağ ol. Kolay gelsin. Ya nereye şimdi? Merkeze geçerim. Zaten sabah bir şey kalmadı. Oldu mu böyle apar topar? Hani kahvaltı sözüm vardı. Başka zaman olsun. Hadi merkezde görüşürüz. Hadi güle güle.